Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek'in mutfakta, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Çocuklar bu pişiye bayılıyor. Dışı şıtır, içi yumuşacık. Çöp şişle birlikte kolaylıkla kızartabilirsiniz. Tarifimize hemen başlayalım. 4 su bardağı ılık su. 4 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, karıştıralım. Biraz un, 3,5 tatlı kaşığı tuz, 2 adet tam yumurta, 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. Pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Kaba tekrardan alalım ve mayalanmaya bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Havasını hemen alıyorum ve tezgah üzerine alarak tekrardan yoğuruyorum. Hamurumuzu uzun şeritler halinde keselim. Ceviz büyüklüğünden küçük, fındık büyüklüğünden biraz büyük olacak şekilde bezelere keselim. Biraz un serperek bezelerimizi tek tek yuvarlayalım. Evet, yuvarladığım bezeleri çöp şişe 5 veya 6 tane olacak şekilde, hafif aralık olacak şekilde geçirelim ve tepsiye alalım. Tüm pişileri aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Bu yöntemle pişileri pişirmek gerçekten çok kolay oluyor. Tek seferde 6 taneyi birden pişirmiş oluyoruz. Evet, son pişilerimi de hazırladım. Tepsiye aldım. Üzerlerini kapatarak biraz da un serpelim. Şöyle tepsi mayası gelmesi için biraz dinlendirelim.
Tavamıza şöyle 1 litreye yakın ayçiçek yağı alıyorum ve ısıtmaya bırakıyorum. Evet, pişilerim de mayalanmaya başladılar. Sobamızın ateşini de harlayalım. Yağ biraz un serpiyorum. Kızarıp kızarmadığını anlamak için. Evet, ısınmış. Hemen pişilerimi tavaya alıyorum. Üzerlerine kaşık yardımıyla yağ dökerek kabarmalarını sağlıyorum. Kızaran pişilerimi ters çeviriyorum. Diğer taraflarını da eşit miktarda kızartıyorum. Gördüğünüz gibi bol yağda hemen fosliye pişilerim kabardı. Dışı şıtır, içi yumuşak oluyor bu sayede. Kızaranları tepsiye alıyorum. Ve tekrardan aynı yağda kalan pişilerimi alarak pişirmeye devam ediyorum. Lokma tadında dışı çıtır, içi yumuşacık pişilerimiz pişmeye hazırlanıyor gördüğünüz gibi. Evet, ben bahçede kızartıyorum. Sobanın üstünde. Yağım çok hızlı ısındığı için hızlı hızlı kızartıyorum. Kızaranları alıyorum. Boşluk kalan kısmına da yeni pişilerimi ekliyorum. Evet, hamurlarım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, ara sıra da sobamı harlıyorum. Biraz köz oluşmuş. Mangalımı alıyorum ve yeniden tekrardan odun atıyorum. Son tavamı da pişirdikten sonra servise hemen hazırlıyorum. Evet, soğuduktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Tazeliğini uzun süre koruyor. Yenecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Afiyet olsun herkese.